Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle narsistle ayrıldıktan sonra ne tarz davranışlar sergilenebilir, neler yapılabilir? Bunlarla ilgili naçizane birkaç tavsiye vereceğim. Ama öncelikle bu WhatsApp grubunu birazcık sıkıntılı oldu. Sanırım o katıl butonu bir türlü bulunamadı vesaire vesaire. O yüzden tekrar anlatmak istiyorum. WhatsApp'tan özel sorularınızı bana yöneltebiliyorsunuz. Bir WhatsApp grubu kurduk. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında orada WhatsApp grubu diye bir sekme var. O sekmeye katılıp 60 TL gibi cüzi bir ücret var. Onu ödedikten sonra bana telefon numaranızı iletiyorsunuz. Eğer katıl butonunu bulamıyorsanız, bazılarında bir problem olmuş anladığım kadarıyla, ekran görüntülerini falan yolladılar bana. Instagram üzerinden bana ulaşın, oradan bir çözüm yolu bulup sizi gruba alalım. Evet, konumuza gelecek olursak, narsistle ayrıldıktan sonra narsist hala birçok danışanımın canını yakmaya devam ediyor. Gördüğüm tablo bu. Bunun nedeni de kurbanın narsistten bir türlü kopamaması. Bağımlılık. Birinci neden bağımlılık. İkinci neden intikam alma hissiyatı. Üçüncü neden de alışkanlık ve bazı psikolojik problemler olduğunu düşünüyorum. Yani bir türlü kendi hayatını kuramama, bir türlü ondan kopup kişiselleştirmeden onun söylediklerini, onun aşağılamalarını, değersizleştirmelerini kişiselleştirdiği için psikolojik olarak bir çöküntüye uğruyor ve onu bir türlü bırakıp yeniden kendisine bir hayat oluşturamıyor. Şimdi öncelikle size tavsiyem sıfır iletişim metodu. Narsistle eğer ayrıldıysanız ve arada çocuk yoksa, kesinlikle ve kesinlikle narsistle iletişimi tamamen kesin. Sanki hiç yaşanmamış, hiç yokmuş gibi. Ne yapılabilir? İşte sosyal medya hesaplarından engellenebilir, telefon üzerinden engellenebilir. Onun gidebileceği yerlere gidilmemeli. Ortak arkadaşlar varsa, ki genelde bu ortak arkadaşlar narsist taraftarları olurlar. Çünkü narsist kendisini dışarıya karşı satmayı çok iyi bilir. Suçlu taraf siz olursunuz. O arkadaşlar da size ulaşmaya çalışır. Mümkünse ve mümkünse, hani çok yakın kişiler değillerse ve samimiyetine %100 güvenmiyorsanız, o arkadaşları da hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Ama bazen ortada çocuklar olabiliyor. Ya da çok ekstrem bir durum, farklı bir durum olabiliyor. İletişimin devam etmesi gerekebiliyor. Böyle durumlarda ortada çocuk varsa, İletişim devam etmek zorundaysa, çok zaruri bir biçimde iletişimin devam etmesini tavsiye ederim. Yani sadece çocuk için. Geçmişe yönelik herhangi bir konuşma ya da ileriye yönelik ya da şimdiki hayata yönelik herhangi bir konuşma olmasın. Sadece çocuğun zaruri ihtiyaçlarına yönelik konuşmalar yapılabilir. İşte ödemelerde, okul taksitleriydi vesaire vesaire. Yoksa çocukla ilgili muhabbet, sohbet edin de demiyorum. Çünkü eğer siz ayrıldıysanız ya da o sizi terk ettiyse, iki şıkta da narsist sizin canınızı yakmaya devam etmek ister. Çünkü ayrıldığı kişiyi bir düşmanmış gibi görmeye başlıyor narsist. Zaten evlilik sürecinde de aynı şey geçerli. Aynalama döneminden sonra sizin muhteşem özelliklere sahip olduğunuzu düşünen narsist, mükemmel olduğunuzu düşünen narsist, aynalama dönemini neden bitiriyor? Mükemmel olmadığınızı, hatalarınızın, kusurlarınızın olduğunu anladığında aynalama dönemini bitirip değersizlik dönemine geçiyor. Ve siz, hepimizin kusurları var, hataları var. Bu değersizlik dönemine geçtikten sonra sürekli aynalama dönemine döndürmeye çalışıyorsunuz. Onu zaten orada çok fazla ruhsal hasar alıyorsunuz. Ve daha sonrasında ayrılsanız da bu değişmiyor. Eğer sizi geri kazanmak istiyorsa, evet, aynalama dönemini tekrarını yaşatmaya çalışabilir size. Ama daha sonra tabii ki yine değersizleştirme dönemi gelecektir. Bu yüzden ayrıldıktan sonra mümkün olduğunca minimal olarak ilişkiyi sürdürün. Yani çok zaruri nedenlerle, çok zaruri illa iletişim kurulması gerekiyorsa çocuk için, o zaman iletişim kurun. Ama bunun dışında kuracağınız iletişim sizin ruh ayarlarınızı zedeleyecektir. Kurbanın narsisti bir türlü bırakamamasıyla alakalı ya da özlemesiyle alakalı ya da tekrar hayatına istemesiyle alakalı 3 tane neden saydım. Birincisi bağımlılık. Eğer kendinizde bir bağımlılık olduğunu düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka uzman bir psikiyatristten ya da klinik psikologdan bağımlılık tedavisi almanızı öneriyorum.
İkinci olarak psikolojik bozukluklar dedik. Yani nedir bu psikolojik bozukluklar? Dediğim gibi o aynalama döneminden değersizleştirme dönemine geçildiğinde ruhsal hasarlar alıyorsunuz. Bu ruhsal hasarlar nedir? Özgüveninizin, özdeğerinizin, özsaygınızın düşmesi demektir. Ve narsistin yaptığı manipülasyonlara özgüveni düşmüş bir insan daha kolay o tuzaklara düşer. İşte nedir bu tuzaklar? İşte benden iyisini bulamazsın. Benden ayrılırsan sen yalnızlığa mahkumsun. Sen beni ne yaptın da hak ettin? Sen çok değersiz bir varlıksın. Yani o kadar düşüksün ki ben seni nasıl aldım, ben seninle nasıl evlendim gibi bu gaslightingler, bu manipülasyon tuzakları insanların psikolojilerinde çok ağır yaralar oluşturuyor. İnsanların ruhlarında çok ağır yaralar oluşturuyor ve bu yaraları düzeltmek için belirli bir süreç gerek ve buna niyet etmek gerek. Ben evet özgüvenimde problem var, öz saygımda problem var. Bu konularda ben psikolojik çalışma yapacağım. Bunu yükseltmek için elimden geleni yapacağım. Kendimin en iyi versiyonunu oluşturacağım diye bir niyetlenmeniz gerek. Üçüncü faktör neydi? Narsisti bırakamamak, narsisti özlemek. Üçüncü faktör intikam almak, bedel ödetmekti. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. İntikam önce sahibine zarar verir. Sahibinin içini yakar, sahibinin zamanını çalar, sahibinin enerjisini çalar. İntikam almak aslında önce kendinize zarar verip daha sonra karşıya zarar verebileceğiniz bir durum. Ki narsisten intikam almanın en iyi yolu şudur. Yani ben şunu tavsiye ediyorum, kendinize zarar vermeden intikam almak istiyorsanız eğer narsisti tamamen hayatınızdan silip atıp, merkezden çıkartıp, kendi hayatınıza yoğunlaşmanız narsisten alabileceğiniz en büyük intikamdır. Neden? Çünkü narsist biliyorsunuz değer görmek istiyor. Geçmişte ebeveynlerinden değer görmedi. Değer görmek istiyor, ilgi görmek istiyor, merkezde olmak istiyor. Bu yüzden sizin ayrılma döneminde ihtiyaçlarınızı karşıladı. Sizin hayatınızın merkezine yerleşti. Sizde bir bağımlılık oluşturdu ve daha sonra sizi değersizleştirmeye başladı. İşte siz onun bu mücadelesi, bu kurduğu tuzaktan çıkabilirseniz, onu hayatınızın merkezinden çıkartıp atabilirseniz, bakın şunu söyleyeyim, geçmişe yönelik konuşmalar, geleceğe yönelik konuşmalar, şimdiye dair konuşmalar, hepsi ve hepsi hala narsistin hayatınızın merkezinden çıkaramadığınız anlamına geliyor. Bu sebeple siz aslında ona hala iyilik yapıyorsunuz, hala onun egosunu besliyorsunuz. Bu yüzden lütfen ve lütfen narsistle ilgili geçmişi silin atın, bırakın. Gelecek zaten düşünmeyin, ayrılmışsınız. Şimdiki zamanda da bir paylaşım yapmanıza gerek yok. Zaten neden ayrıldınız? Şimdiki zamanda paylaşım yapmaya devam edecekseniz ayrılmaya gerek yoktu. Bu sebeple eğer intikam alma gibi bir niyetteyseniz en iyi yol sıfır iletişim ya da zaruri, mecburen seninle iletişim halindeyim. Çocuk olduğu için çocuğumun hatırına seninle iletişim halindeyim. Yoksa sen benim için bir hiçsini ona hal ve tavrınızla aktarabilirseniz eğer en büyük intikamı almış olursunuz. İşte böyle arkadaşlarım, umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımın lütfen aşağıya yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşabilsin bu videolar. Dediğim gibi eğer WhatsApp grubuna katılmak isteyip YouTube üzerinden gerekli ayrıntıları göremiyorsanız Instagram Begüm Saltan Kılıç hesabından bana ulaşın. Oradan size destek sağlayacağım. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.